Bakanım, saygıdeğer milletvekili, basınımızın değerli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar. Ve Türkiye'nin temel problemi de cari açık yoluyla bütün dengeleri bozan aşırı ithalat. İthal ettiğimiz Türkiye'de üretilen ürünleri Türkiye'de üretmeye başlayalım. Bu %5,5'luk büyüme oranına tekabül ediyor. Başka bir şeye gerek yok. Sadece ithal ettiğimiz şu anda ama üretme imkanımız olan yeni üretim değil. Fiilen üretiyoruz ve ithal ediyoruz. Bu ürünleri ithal etmek yerine ekonominin yani iç kaynaklardan, milli kaynaklardan karşıladığımız zaman %5,5'luk bir büyüme oranına tekabül ediyor. Oturduğumuz yerden böyle bir büyüme rakamı yakalanıyor. Garanti altına alınıyor. Onun dışında ilavelerle rakam daha da yükseltilebilir. Bu açıdan da istihdam açısından ama özellikle borçlanma. Yani Amerika Başkanı Trump o tweet'i atarken o tweet'i atmasına neden olan, onu cesaretlendiren faktör nedir? Dolara olan bağımlılığımız yani işte dışarı açık, cari açık ve oradan geliyor. O da oradan geliyor. Tamam, ilk tweet'te biliyorsunuz işte sabahın 8.30'da koskoca Amerika Başkanı işi gücü bırakıyor. Türkiye ile ilgili piyasaları açıkça bozmak için yani tartışmasız piyasaların dengesini bozmak için o tweet atıyor. Yani işte aramız bozuk, ilişkilerimiz kötü, sizinle bunun şey yaptığında piyasalar allak bullak oldu biliyorsunuz. Allah'tan daha sonra hani dedim bizim ekonomimizin krizlere uyum sağlama kapasitesi müthiş. Daha sonraki tweetlerini de etkilemedi. En son attığı tweet çok daha ağır aslında. Diyor ki YPG'ye eğer saldırırsanız ekonominizi mahvederiz diyor. Hani böyle ifade bu. Ha bunun ötesi var mı da? Buna neden olan, bu cesareti veren işte bizim açığımız. Yani sonunda ürettiğimiz halde dışarıdan aldığımız ürüne dayanıyor. Bunun açığı oraya dayanıyor. Oradan çözmemiz gerekiyor. Bu çerçevede. Bir önce mevcut üretimde bu dalgalanmalar, sıkıntılar nedeniyle zor durumda yaşayan arkadaşlarımız varsa hepsini kurtaracak. Yani hiçbirinin faaliyetini kapatıp sonlanmasına müsaade etmeyeceğiz kesinlikle. Ayakta tutacağız. Bu bir. Yani Cumhurbaşkanımızın birinci talimatı bu. İkincisi de bu dönüşümün yani ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak özellikle Türkiye'de üretilen ama aynı zamanda ithal edilen Türkiye'de üretilen ve üretilebilen ürünlerin ithalatını da kuralları bozmadan, altını ısrarla çiziyorum. Rekabet kurallarını bozmadan, uluslararası anlaşmalarla taahhüt altına girdiğimiz o kuralları ihlal etmeden ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını ihlal etmeden halledeceğiz. Enerji maliyetleriyle alakalı şimdi bir çalışma başlattık. Bütün organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesinin fabrikaların çatılarına güneş enerji sisteminin kurulmasıyla alakalı bir çalışma başladı. Yaklaşık olarak %30-40'ını karşılıyor. Yani hep ortalama olarak organize sanayi bölgesindeki fabrikaların çatılarına güneş enerjisi uygulanması halinde firmalar ortalama olarak, bir firmada az olur, birinde çok olur ama ortalama olarak %30 ve 35 oranında firmaların elektrik ihtiyacını karşılıyor. Gelecek güneş enerjisinde, rüzgarda değil, PES'te değil, kesinlikle güneş enerjisinde. 2-3 yıl önce güneş enerjisi uygulamanın maliyeti yüksekti. Megawatt başına 2-2,5 milyon dolar civarındaydı. Şu anda 600-650 bin dolarlara kadar düşmüş durumda. Hızla da gelişiyor teknoloji. Yani 8 bin metrekarelik bir tavana, bir şeye, çatıya 1 megawatt elektrik enerjisi kurulabiliyor. Ve yılda 1.600.000 kilowatt enerji üretiyor. Yaklaşık olarak 150 bin dolarlık bir tasarruf sağlıyor. Yani demek ki en uzun, en fazla 4 yılda kendini amorti ediyor. Bu projeleri organize sanayi bölgesi bazında yürüteceğiz. Muhatabımız organize sanayi bölgeleri olacak. Tabii kuralları elbette belirleyeceğiz. Finansman desteğini vereceğiz. Ve bu şekilde firmaların enerji giderinde ciddi bir azalma meydana gelecek. Yani 5 yıl sonra en geç enerji
O kısım, yani o kadar kısım ücretsiz hale gelecek. 5 yıl boyunca, 5 yıldan bahsettiğini varsayalım. Normal 4 yıl, 3,5 yıl ama hadi diyelim işte başka şeyler, başka yükler geldi. 5 yıl, 5 yıl sonra tamamen sonsuza kadar ücretsiz enerji kullanım anlamına geliyor.